Herkese merhaba. İyisinizdir inşallah arkadaşlar. Benim ev işleri devam. Sizler ne yapıyorsunuz? Bir yeri yapıyoruz, bir yeri dağılıyor. Bir yeri yapıyoruz, bir yeri dağılıyor. Böyle işlerimizi sabah şu bardakları kahvaltı yaparken, içeriden sofradan taşırken yağlı tavanın içine koyup da getirdi çocuklar. Benim makine güzel çıkarmıyor arkadaşlar ya. Makine yağ bırakıyor bulaşıklarda sanki. O yüzden şöyle bir önden temizliyorum. Bu sabah bir kalktım, sular yok. Eyvah dedim, ne yapacağım? Ahıra gideceğim, sular yok. Neyse, ahıra gittim. Ahırda biraz az akıyor sular. Niye anlamadım, aynı hat ama ahırın suyu az akıyor. Elif'in evine baktın mı kızım? Başlamış. Git bak anneciğim. Başladı mı ödevin? Elif de ders hazırlığı yapıyor arkadaşlar. Ödev yapıyor. Neyse, ahıra gittim, sular az akıyor. Neyse, o suyla ahırı yaptım, sabah ahırını. Sonra eve geldim. Evde de bayağı bir kuvvetli gelmiş su. Hemen kahvaltıyı hazırladım. Kahvaltımızı yaptık. Açıkçası biraz uzandım çünkü ahırdan geldim, yoruldum. Geldiğim gibi uzandım biraz. Bir saat falan. Çocuklarla biraz Elif derse girdi. Efe araştırması gereken dersler vardı. Onları araştırdı, onları yaptı. Biz böyle. Ne yapalım? Keşke diyorum, çamaşır makinem burada değil de şurada olsaymış. Bayağı uzak, lavabodan uzak şeyden, çeşmeden. Uzak olunca da böyle zorlanıyorum. Yeni kanalıma yeni takipçilerim gelmiş. Yorumlara yazın arkadaşlar. Mesela kim katıldı? Kimler katıldı kanalıma? Abone olanları yorum yaparsanız kim takipçim oldu onları görürüm. Yorumlara isminizi yazın. Mesela ben katıldım. İşte isminizi yazın. Ben de ona göre bilirim yani kimin katıldığını. Yeni katılan arkadaşlara da buradan teşekkür ediyorum. Gerçekten takipçiye ihtiyacımız var. Eş, dost, akraba destek verir inşallah. Bizler de böyle tanınırız bu sayede. Arkadaşlar bunlar bana çok lazım oluyor, şu boş peynir kapları. Çünkü tereyağı yaptığım zaman tereyağı falan koyuyorum içine. Böyle salça, acılı sos yaptığım zaman dondurucuya böyle koyuyorum. Bunları da alıp kullanmak rahat oluyor. İşte dün peynirimi tamamladım. Peynirimi bidonu doldurdum işte. Ne yapalım? Dün onu hallettim. Ahırdan gelince. Burada benim. Vallahi işim çok bugün. Temizlik yapacağım. Evi temizleyeceğim. Ay. Belim de ağrıyor ama. Ne yapalım, mecbur. Yapacağız. Neyse. Süpürüp sileceğim evimi. Ondan sonra Allah bilir. İş yaptıkça
Belim açılır belki biraz. Kayınpederim çağırmış beni. Duymadım. Şöyle arkadaşlar bakın. Gördünüz mü? Şöyle. Şunu yani soğuk yerde muhafaza etmem lazım. Buzdolabına koymam lazım. Çünkü soğuk yerde muhafaza edersem daha iyi olacak. Dolabında da süt filan var. Hani sahip de biriktiriyorum ya peynir yapmak için falan. O yüzden dolabım biraz tıkış tıkış. Sağdığım sütleri dolaba depoluyorum. Ondan sonra peynir yapıyorum. Yağını alıyorum. Yağını aldıktan sonra peynir yapıyorum. Cesur. Orada bir gül ağacım var benim. Mutfağın balkonun önünde. Çayımı gül ağacının dibine döküyorum. Çalışıyorum. İnşallah ulaşırım. Beraber çalıştığımız eski arkadaşlarım, tavuk fabrikasında, Sakarya'da tavuk fabrikasında, Adliye Köyü'nde birlikte çalıştığım arkadaşlarım, onlara ulaşmaya çalışıyorum ama. Efe, çamaşır suyunu getirir misin ona? İnşallah ulaşırım da. Onlarla da bağımız kopmamış olur. Çok istiyorum onlarla tekrar görüşmek. Bazılarının soy isimlerini unuttum. Ulaşmaya çalışıyorum ama. Çocuklara da yardım etsin yani. Gerçekten işleri zor. Ödev. Hep ödev. Ne yapsınlar? Şu turşu suyunu da ayırdım ki. Turşularım oluyor ya bazen suyu. Bazen suyu çekiliyor turşunun, suyu azalıyor. Dedim ne olur ne olmaz. Biraz ayırayım. Ayırdım biraz turşu suyu. Biz çeşmeden su içiyoruz. Çeşme suyu. Bizim suyumuz, yani tadı güzel. Suyumuz güzel ama arkadaşlar son zamanlarda sanki suyumuzu bozdular yani. Suyumuzla oynadılar çünkü. Eskiden suyumuzda hiç kireç yoktu. Şimdi o kadar çok kireç var ki suyumuzda. Çaydanlıkların dibi bembeyaz oluyor. Makineye bulaşık atıyorum. Bulaşık bardakların dışı. Makineden çıkarıyorum. İnanın bardakların dışı bembeyaz kireç oluyor. Suyla oynadılar. Tadı güzel ama hala güzel tadı. Tadı güzel de kireçlendi. Ne bileyim klor koydular. Bir şeyler yaptılar. Suyla oynadılar. Suyumuz dağlardan geliyordu. Şu anda hala oradan mı geliyor onu da bilmiş değilim ama güzeldi yani suyumuz. İnsanoğlunun el atmadığı yer yok. Suyumuza da el attılar maşallah. Dün burada
peynir filan süzdüm ya. Böyle buralara. Sabah da işte peyniri koydum şeye. Bidona. Artık peynirimi tamamladım. Şimdiden sonra da diyorum ekşimik yapayım. Böyle bir iki defa da ekşimik yapayım. Ondan sonra da buzdolabına şişelerle şey yapayım. Süt stoklayayım. Kışın sütsüz kalmayalım arkadaşlar. Peynirim, o peynirden başka belki yine yaparım da. İneği şurada 1,5 ay daha sağarım. 1,5 ay sonra ineğimi sağmam artık. Çünkü hamile olunca bırakıyoruz. Galiba okullar tamamen açılacakmış arkadaşlar. Allah çocuklarımızı korusun. Tamamen açılacakmış okullar. Çocuklarımızı korusun Allah. Gerçekten gönderiyoruz ama endişe içinde. Abone olan arkadaşlarım yorumlara kimlerin katıldığını belirtin, anlatın yani ben katıldım deyin. Arkadaşlarımı buldum. Melek, Funda, Seçil arkadaşlarımın bazılarını buldum arkadaşlar. İnşallah diğerlerini de bulurum. Şimdi bezlerim çamaşır suyunda dursun arkadaşlar leğende. Ondan sonra yıkayacağım. Efe bu ödev mi ne bu? Öğretmeni yolladım. Bak ileride. Bunu şeye koy. Ünitenin çekmecesine koy. Oradan alırız. Lazım olduğu zaman. Kaybolmasın. Ben onu lazım değil deyip atarım vallahi çöpe. Bana hiç belli olmaz. Efe burada da var bir şeyler anne. Onlar babanın. Babanın mı? Tamam bunu da yatak odasında üst çekmeceye koy. Koy. Oraya koy. Mutfağımın balkonu da bir karışık. Şu paspası silkeleyeyim. Ondan sonra balkon Efe nasıl düğüyeyim? Bir balkon nasıl düğüyeyim? Sen süpürgeyi ver bana. Merdivende olması lazım. Üst katın merdiveninde. Evin içinden önce balkonu yapayım da. İşte buradan bahsediyordum arkadaşlar. Yani ocağımı buraya attım. Orada yapıyorum yemekleri. Mutfağım tertemiz kalıyor, yağsız. Önce balkonu temizleyeceğim. Balkonları çünkü kovada silme kovam dolu şey var. Silme suyum var hazır deterjanlı. Dedim ki onları önce balkonda kullanayım.
burası halı flex olduğundan bir de ayak yolu. Ahırdan geliyoruz, buradan giriyoruz. Her yerden buradan giriyoruz. İlla ki üzerinde şey geliyor. Üzerinden saman geliyor. Saman kalıntıları. Buraya Allah izin verirse eşime söyledim, kalabodur döşettireceğim. Artık yani nereden baksanız 13 senedir böyle halıyla uğraşıyorum. Dedim artık yeter. Kalabodur yap burayı. Bu nedir böyle? Deyip çık oradan. Deyip dur, sen de çık oğlum. Çık anneciğim, al senin sana. Benim terliklerim kimde? Elif sen al burayı kızım. Abin giymiş terliklerimi. Şu aşağıyı. Bakalım Elif nasıl süpürüyor. Al senin kızını. Tamam, bir de o ufacık beton yeri var ya, orayı da al. Şurayı. Şurası bak. Arkadaşlar orada da kıyafetler var. Hayır, orayı toplam anneciğim. Orayı düzelt. Orayı düzelt. Çünkü Cesur beton yere, toprak yere yatmıyor. İlla altında bir şey olacak. O da, ben de onları koydum altına. Onların üstünde oturuyor. Değil mi oğlum? Ama anne şey, makarnayı yiyor, ağzından yere atıyor. O sonra ye. Onları da yemeye çalışıyor. Yer o, yer benim oğlum, yer. Sabah sütünü içti. Sabah sütünü içti ablası. Onun karnı tok, o yüzden öyle naz yapıyor. Makarnasını da yer birazdan o. Biraz oynasın. Hadi ver oğlum. Şimdi dediğim gibi balkonumda silme kovam vardı. Elif Hazret'in falan düzelttim. Dedim hazır varken şimdi burayı halledeyim. Biz burada akşamları eşimle otururken çay içiyoruz. Çay içiyoruz. O yüzden bazen çay tabağı olmadan koyuyoruz. Mermerlerin üstü çay olmuş. Yani şimdi mutfağı toparladım. Balkonları temizledikten sonra tuvalet, banyo, lavabo, oraları da temizledikten sonra arkadaşlar o kadar hafifliyorum ki zannediyorum ki işim bitti. Mutfak, balkonlar, tuvalet, banyo, onlar bitti mi tamam diyorum. İşimi kolayladım. Gerçekten iyi geliyor bana. Şimdi öbür balkona geçeceğim. Büyük balkona. Burada fazla silme yeri yok. İki cam kenarı, mermer, tamam. Şuraları bir çok istiyorum kalebodur yaptırmayı. Bakın. Beton. Eski bir halı flex attım buraya, dedim arka balkon. Bir de ahır yolu. Elifciğim yapma anneciğim. Hayvanı rahat bırak kızım. Bir de evin içi bugün o kadar soğuk ki yelek giydim. Şimdi balkona çıktım, yandım. Çok sıcak. Hadi efendim, sen oradan git anneciğim. Tavuk yılan yakaladı arkadaşlar. Horoz da onu kovalıyor. Ay inanmıyorum. Ay ay, bak gördün mü? Git öbür tarafa. Yılan kıpırdadı, tavuk korktu. Kaçıyorlar. İnanmıyorum. Elif bu tarafa kovala kızım. Korkuyorum ama yılan üstüme gelir. Anne, yılan ölmüştür. Yılan ölmüştür artık. Hadi gel. Ay böyle burada dedim, orada sıcakta yoruldum. Dedim ki Efe, dedim biraz burada oturalım. O ara baktım tavukla horoz birbirini kovalıyor, dedim ne oluyor. Bir baktım. Efe terliğim yok mu benim burada? Horoz yılan yakalamış. Allah'ım. İnşallah. Yani kaç sene? 12 senedir buradayım. Hiç Allah korusun yani öyle. Şurada bir büyük yılan görmüştüm.
kayınpederim onu öldürdü. Bir daha da yılan görmedim buralarda. Şimdi de tavuğun altında gördüm ama şu kadar bir şey ufacık. Ama nasıl kavga ediyorlar o yılan için. Allah'ım. Bu balkonumu çok seviyorum arkadaşlar. Serin oluyor. Turşularımı da o yüzden buraya koydum. Serin olduğu için. Ah, buradan almam gerekiyor ama. Bakalım ne olacak. Nereye koysam. Süpürgeyi getir. Ay yılan. Evet. Annem sen. Yavru ama ölmüş. E tamam, gagalaya gagalaya öldürdüler onu da. Sen niye? Allah'ım ya. Sen niye karışıyorsun hayvana? Bırak ne yapıyorsa yapsın, doğasının gereği avlanıyor hayvan. Ama var ya, onlara verdiğim mısırı satsam 600-700 lira mısır parası kazanırdım. Tavuklara verdiğim mısır mısırlı. Bunları indirmem lazım. Anam. Ama turşumun rengi mükemmel. Bakar mısınız? Bunun suyu içilmez de ne yapılır? Değil mi Efe? Evet. Seviyor musun sen şeyi? Hayır. Turşu suyunu. Hayır. Ay, tavuk bizi bir harekete geçirdi ki. Oturuyorduk öyle miskin miskin. Of. Bu bizim köpek mi? Nerede bizimki? Elif'le oynuyor. Benim oğlum. Cesur. Gel gel gel. O da panik oldu. Efe fark ettin mi? Cesur da koşuyor. Tam bir belgesel tadındaydı yani. Gerçekten. Avlanmayı. Bir de horoz yani. İnsan tavukla paylaşır. Daldık tavuğa. İşim gücüm var. Ama ne toz oluyor buralar. Ah, ah. Elifciğim. Cesur'u buraya getir. Ne yapıyor? Çok oldu. Çok oldu tavukların vahşi hallerini görünce zavallı yavrum. Efe geriye gider misin oğlum üzerine? Toz gelmiş. Ondan kaçtı anne. Değil mi? Evet. Bir yerlerde geziniyordu. Cesur diyor, Allah'ım ne oluyor? Cesur 3 aylık yok. Yani 3 aylık falan diyelim hadi. Ufacık şey daha. Isırıyor bir de anne. Topları ısırıyor. Evet. Elimizi bile ısırmaya çalışıyor. Yapma anneciğim, elini niye yaklaştırıyorsun? Yaklaştırmıyorum ki. Elif, şunu çöp atar mısın anne? Al bebeğim, teşekkür ederim. Ay, Cesur, oğlum. Odun yiyor, odun. Kullanıldı be. Durağa kadar gitmiştim ya sizinle. Efeciğim, şu tarafa geçer misin bebeğim? Ben de maç sunucusu gibi. Evet evet evet. Evet diyorum. Horoz aldı tavuk. Horoz düşürdü, tavuk yakaladı. Horoz yılan yakaladı. Bir panik oldum.
Sinekler buralara pisliyor. Ah ben bu sinekleri ne yapayım? Valla tavuk harekete geçmeseydi ben daha şurada oturuyor olurdum. Ondan sonra tavuk koşa koşa gelince bizi de harekete geçirdi. Elifciğim. Bir sürü et maç oynayalım. Bir kadar. Şimdi ev tarlaların ortasında. Hadi yol kenarında olsa diyeceğim ki arabaların getirdiği toz var. Arabalar da geçmiyor. Bu tarlada da herhalde toz çıkıyor. Değil mi efendim? Şey mi acaba? Rüzgar estikçe tozu mu kaldırıyor? Olur. Tarladaki. Anne. Ne oldu? Efe cesuru çek. Benim oğlumu çek. Çektiği görünce hemen durdu. Poz veriyor. Bakar mısınız arkadaşlar? Kocaman bahçe. Oynasın. Bir tane ağırlaşmış. Kilo da aldı. Her şeyi yediriyoruz. Barınağa gitseydi artık su mu vereceklerdi, yem mi vereceklerdi, ne vereceklerdi hayvana? Hiçbir şey. Yavrum burada mutlu. Böyle oyun oynuyor işte. Elif ablasıyla. Efe bu da. Ne yiyor? Yemeğini yedi mi? Hayır, tavuklar yedi. Bırak ama. O tavuklar neredeyse beni yiyecek. Allah aşkına. Bu ne? Şimdi arkadaşlar bu balkonu siliyorum. Balkonu sildikten sonra şofbenden sıcak su alıyorum. Şofbenden sıcak su alınca bir 5-10 dakika çamaşır suyunda bekletiyorum. Bu paspası. Balkonu falan da sildiğim için öyle yapmam gerekiyor. Daha temiz oluyor öyle ucu. Evet. Şimdi şu toz beziyle şu kenarlarını alalım. Bir de masanın üstüne turşu suyu yazmış. Onları da alalım. Elif. Köpeği elde mi kızım? Elifciğim, ama rahat bırak. Hiç rahat bırakmıyorsun. O kendi istediği gibi hareket etsin ama. Hep ona müdahale ediyorsun. Oynamak için alıyor. Özgür bırak annem. O senin dediğini yapmaz. Yapmak zorunda değil yani. Rahat rahat oynasın hayvan. Sen şimdi gel. Şu merdivenlerin orayı süpür. Sana silme kovasını vereyim. Orayı sil. Tamam. Bu tarafa geç. Oraya değil aşkım ya. Bak hep çamur. Şöyle kenara bak. Sokakta giyiyoruz Elif.
Elif Hanım. Tuvalet koridorunu süpürdüm, sildim. Lavaboyu ovaladım. Tuvaleti, banyoyu güzel çamaşır suyuyla temizledim. Mis gibi deterjan koktum. Yatak odamı süpürdüm. Sildim. Şimdi böyle gideceğim işte diğer odalara arkadaşlar. Temizlik devam ediyor. Ben oraları tam ayrıntılı göstermek istemedim. Efe canlı derse girdi. Elif çekiyor şimdi. Elif'in odasını sileceğim. Ondan sonra da toz alayım. Çocuk dersteyken süpürgeyi açamam. Tozu alırım. Efe'nin dersi bitince geri kalan işlerimi yaparım. Ne yapayım? Şimdi çocuk sesten dikkati dağılır. O yüzden Elif'in odasını zaten süpürmüştüm. Tam o ara dersi geldi. Canlı dersi.
burayı süpürmüşken. Burayı süpüreyim. Cesur yemiş mi yemeğini kızım? Tavuklar yemiş. Aa. Cesur yememiş mi? Az yemiş. Az yemiş. Hı. Yerken gördüm. Tamam. Onun midesi küçücük annem. O yeter ona. Değil mi? Arkadaşlar. Kendim yer beziyle silecektim. Benim ağrıdığı için yer beziyle silmedim. Yer beziyle tabii daha temiz. Daha temizlik uzun sürüyor. Daha güzel. Çabuk kirlenmiyor ev ama. Herkes gücünün yettiği kadar. Ne yapayım? Şimdi. Ops. Şimdi arkadaşlar. Söylediğim gibi işte yatak odasını süpürdüm, sildim. Tuvaleti, banyoyu, lavaboyu, koridorunu. Benim ev labirent gibi. Burada koridor, tuvalette koridor. Koridorum çok. Ondan sonra işte dediğim gibi burayı da süpürdüm, sildim. Şimdi şu koridoru da yarıya kadar, holi de yarıya kadar süpürmüştüm. Orayı da sileyim. Hazır. Yarıya kadar Elif'cim. Ödevini atıyorum oraya. Efe ödevini bitirdim mi? Artık başlayacağım. Toz aldı, süpürmeye. Efe ödevini bitirene kadar tozu da alayım. Şuradan itibaren süpürdüm. Yavaş yavaş yaparsam günü bitiririm. Çünkü akşam ahını geliyor. Akşam yemeği oluyor. Efe'nin ödevi bitene kadar Ali'cim beni niye çekiyorsun? Efe'nin ödevi bitene kadar arkadaşlar şimdi salonumu süpüreceğim. Süpürecektim daha doğrusu. Efe ödevini bitirsin. Süpürürüm. Toz alacağım. Şöyle. Şurada sehpam var. Onun tozunu alacağım. Yatak odamın tozunu alacağım. Benim evim öyle gördüğünüz gibi arkadaşlar öyle pek incik dincik boncuk hiç sevmiyorum. Hiç sevmiyorum yani. Aman onların tozunu al. Bir de bunalıyorum. Benim evim ferah. Bazen görüyorlar diyorlar aa ne kadar boş. Hayır ferah. Boş çok tıkış tıkış sevmiyorum. Bazı yerlere gidiyorum şu köşeler. Tıklım tıklım. Hiç sevmiyorum öyle. Ev dediğin ferah ve geniş olmalı. Öyle yani. Ben çocuğum dersini bitirene kadar toz alayım.
Efe'nin odasını süpürdük. Efe bu arada ders yaparken yatak odasının, oturduğum odanın işte üniteni filan tozunu aldım. Eşyaların çok karışık annem. Koymaya yeri yok mu başka? Nerede ki? Poşet var ya. Bu ne? Oyuncak poşeti mi? Hı hı. Elif'in. Derslerin neymiş? İnkılap. İnkılap mı? Nasıl geçti? Güzel. Efe'nin odası da tamam. Biliyorsunuz buranın yarısını süpürmemiştim. Diğer yarısını da süpüreyim. Buraları süpürdüm arkadaşlar. Çok yoruldum. Yüzümden de anlıyorsunuzdur. Biraz halsizledim. Şu içerileri, yani oturduğum odayı, mutfağı, koridorun yarısını falan süpürürken o arada Efe'nin tekrar dersi başladı. Elif de o arada dışarıda oynuyordu. Çocuğu dedim yani çekim yapmayı çağırmayayım Elif'i. Zaten pek hoşuna gitmiyor. O yüzden çekmek zorunda da değil. O yüzden çağırmadım. Bazen canı istiyor çekiyor ama bu sefer gelmek istemedi. Neyse. İşlerimi bitirdim. Şimdi bakkala gideceğim. Bisküvi bir şeyler alacağım. Çay demleyeceğim. Çocuklarımla bir yorgunluk atalım. Bir çay keyfi yapalım. Bakkala gidelim arkadaşlar. Hem köpeğimiz de bahçede. Hep bahçenin içinde. Onu da alalım. O da biraz hava alsın dışarıda. Gidelim bakkala biz. Hepiniz Allah'a emanet olun. Aramıza katılan yeni arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Bizi izlemeye devam edin. Biz her gün video atıyoruz arkadaşlar. Her gün. Kanalımızı her gün takip edin. Yorum yapın, beğeni yapın. Yorum bakayım kimler katıldı. İsimlerinizi mesela, hani isimlerinizi yazın. Yorum yapın. Katılan arkadaşlarımı tanımak istiyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.